Şimdiye kadar Perlin Noyes'la tek boyutlu çalıştık. Ama unutmayın, gerçekten çözmek istediğimiz problem iki boyutlu. Neyse ki aynı fikri iki boyutlu olarak da uygulayabiliriz. Bu bölüm gerçekten eğlenceli. Hatırlarsanız tek boyutlu çeşitlilik oluşturmak için çizgi boyunca temel rengin değişimini tanımlayan iki boyutlu bir eğri kullanmıştık. Eğrinin X bileşenini yatay piksel konumunu tanımlamak için kullandık. Y bileşeniyle de her bir pikselin parlaklığını tanımladık. Ama iki boyutlu noise oluşturmak istiyorsak, düzlemdeki çeşitliliği tanımlamak için üç boyutlu bir yüzeyle başlamamız gerekecek. Bu üç boyutlu yüzeyi X, Y ve Z bileşenlerine sahip bir noktalar topluluğu olarak düşünün. Örneğin, burada bir grup rastgele nokta tarafından tanımlanan bir yüzey var. Her bir noktanın X ve Y koordinatlarını iki boyutlu düzlemdeki piksel konumu olarak düşünün. Z koordinatı ise her bir pikselin parlaklığını tanımlıyor. Bunu yaparsak buna benzer bir iki boyutlu sonuç elde ederiz. Bu yüzeyde tepelerin daha açık noktalarla sonuçlandığını ve çukurların daha koyu renkte olduğunu görüyoruz. Daha önce olduğu gibi elde ettiğimiz sonuçta aydınlık ve karanlık alanlar arasında çok keskin sınırlar var. Çünkü yüzey düzgün değil. Neyse ki bu yüzeyde aynen iki boyutlu eğriyi pürüzsüzleştirdiğimiz gibi alt bölümlere ayırabiliriz. Bu yüzeye yeni ara noktalar ekleyerek daha yumuşak geçişler olmasını sağlar. Ve bu da bize doğal görünümlü bir çeşitlilik sunar. Neredeyse gölgeleme paketinde belirtilen dumanlı desenin aynısı gibi. Bunu kendiniz de denemek istersiniz. Bir sonraki alıştırmada bu tekniği kullanarak iki boyutlu desenler oluşturmayı deneyebilirsiniz. Size istenilen deseni vereceğiz. Bunun için 1- temel rengi ayarlayarak eşleştirebilirsiniz. 2- çözünürlüğü ayarlayabilirsiniz ki bu yüzeye ne kadar yaklaştığımızı veya uzaklaştığımızı belirtir. 3- alt bölmeyi yani eğri için ne kadar pürüzsüzlük uygulanacağını belirleyebilirsiniz. İstediğimiz görüntüyü elde etmek için birkaç parametreyi değiştiriyoruz. Gerçek prodüksiyonun gölgeleme projesinde kaç parametreyi ayarlıyorsunuz? Aslında arka plan karakterleri için yüzlerce. Ama mesela Arlo gibi ana karakterler için genelde binlerce ayarlama oluyor. Eğer çamurun içindeyse, üzerinde ne kadar çamur olduğunu, çamurun rengini veya çamurun ne kadar kuru olduğunu kontrol etmelisiniz. Ya da mesela yağmur altındaysa, yağmurun ne kadar hızlı olduğunu ya da yağmurun görüleceği farklı kısımları kontrol edersiniz. Ya da yara beresi olabilir. Mesela yolculuk boyunca morlukları oluyor ve yolculuğun izleri olarak bunları üzerinde taşıyor. Renklerin yanı sıra tüm bu şeyleri kontrol altında tutacaksınız. Mesela belli ortamlarda biraz fazla parlak görünebilir ve siz de bu parlaklığı azaltmak isteyebilirsiniz. Bunun gibi şeyler. Dolayısıyla hemen hemen her şeyi kontrol ediyorsunuz. Karmaşık görünüyor. Gerçekten öyle.